beyanları. Değerli reji, notunuz varsa duyayım. Bağlantılara mı gidiyoruz arkadaşlar? Peki, dönelim. 3 bağlantımız da hazırmış. Birlikte ekranlara getirelim efendim. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da. Diğer tarafta ise karşımızda görünen bir kömür meselesi var. Bir asgari ücret meselesi. Onu da konuşacağız. Ayrıca Ankara'yı da konuşacağız. Çünkü sağlık konusunda bu 3 kere değil 4 kere muayene olamazsınız. Sadece 3 defa randevu alabilirsiniz. Meselesi üzerine de konuşacağız. Ama önce gelin İzmir'e gidelim. Kömür meselesi üzerinden detayları, sonra da arkadaşımız Ali Azbaltıcı'ya döneceğiz. Başkente. Eda Eren sendeyiz. Kömür asgari ücrete geldi. Geçtiğimiz yılki seviyelerinin kat ve kat fazlası. Vatandaş kışı nasıl geçirecek? Soruları da var. Gözlemlerini ve gerçekleri senden duymaya başlayalım. Merhaba Can Coşkun. Evet, bugün önemli bir açıklamada bulundu. İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Odası Başkanı Mustafa Düzyol. Biz de şu anda odaya geldik. Aslında doğalgaz, elektrik faturalarına gelen zamlarla beraber vatandaşlar ısınmak için bu kış kömür sobasına yönelmişti. Ancak o da biraz hayal olacak gibi. Çünkü kömür fiyatlarına baktığımızda o da bir lüks oldu gibi görünüyor. Yanımızda Mustafa Düzyol şu anda. Hemen kendisine sorularımız olacak. Merhabalar. Bir açıklamanız oldu. Bir ton kömür, bir asgari ücret diye. Program yayın öncesinde de konuşmuştuk. Bu yüksek ücretlerin sebepleri neler Sayın Düzyol? Bunların sebepleri bu zamana kadar geçen yıl 2021 Eylül ayı itibariyle 1320 lira idi kömür. Kaliteli kömür. Şehirde yakılması elzem olan, yani hava kirliliğine sebep vermeyen kömür. Şu anda 5500 lira. O da önümüzü göremiyoruz. Niye? Özel ocaklara devlet kendi ürettiği kömürleri çekildi. Özel ocaklara terk etti. Onlar da 5500 liraya fırlattırdılar kömürü. Yani bunun ne olduğunu biz de bilemiyoruz şu an itibariyle. Bu özelleştirmelerle ilgili biraz daha detay verebilir misiniz? Nasıl etkiliyor kömür fiyatlarını? Devlet kömür alanından çekiliyor ve kimin ne yaptığı belli değil ve gizli tutuluyor nikmetse. Kime verildiği de bilinmiyor. Çeşitli Nisan ayından beri devlet kömür vermiyor. Özel ocaklara, özel şahıslara vermişler bunları. Özel şahıslar da bunları dediği fiyatlardan veriyor. Şu anda 5500 liraya çıktı. Bu ay itibariyle ne olduğunu bilemiyoruz. Şu anda göremiyoruz önümüzü. Peki ortalama 3-4 kişilik bir aile, bir haneye bir kış boyunca bir ton kömür yetiyor mu? Yetmediği yerlerde var mı? Daha fazla ücret ödemek zorunda kalan aileler? Eski metropol içerisinde yeter. Ancak Ödemiş, Tire, Bergama gibi şehir dışında olan yerlere 2 ton. Bir ton yetmez. Yani bir 10 binin üzerinde bir rakam yapıyor. Bunu karşılayabilecek ekonomik durumda olmayanlar bu kışı nasıl geçirecek peki? Başka kömür arayışlarına girecekler mi? Çünkü piyasaya kaçak kömür de girdiğini duyduk. Zaten Nisan ayından beri devlet kömür vermiyor. Ancak göreceksiniz de piyasada bolca kömürü var. Bu kömürler nereden geliyor? Bunlar kalitesiz kömürler. Ve duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla şehir içerisinde, İzmir ili için konuşuyorum ben bunu, kükürtanın %1'in altında kömür olması gerekiyor. %2'yi çıkardılar bunu. Ve bize göre satış izniyle verilmemesi gereken kömürlere de izin vermişler. Ve bizden bile saklıyorlar bunu. Örneğin Tekirdağ, Malkara'dan kömürler serbestmiş. Öyle duyuyoruz biz de. Nelere yol açar peki bu durum? Bunlar ne olacak? Bundan 15 sene önce biliyorsunuz hava kirliliği vardı. Onun için devlet böyle bir uygulamaya gitmiş idi. Şimdi yine eskiye döndük. Fabrika ayarlarına dönüyoruz. Önüne gelen hava kalitesi kömürleri satacak ve kanserojen madde ihtiva edecek. Hava kirliliği oluşacak. Peki ne yapmak gerekiyor Sayın Düzyal? Özellikle hükümetin bu konuda alması gereken önlemler var mı? Destek vermesi gerekir mi? Devletin geçen yıl yapmış olduğu gibi bütün özel ocakların tamamını özelleştirerek kendisini satması gerekiyor. O şekilde ancak bunun altından kalkabiliriz. Özel sektörün insafına bırakılmamalı bu halk. Hava kirliliğine de sebebiyet vermemeli. Bu telafisi olmayan şeylerdir. Kanser hastası olan insanlar bunu bilirler. Yakınları onlar bilir. Yani ısınamamak da bir sorun ama ısınsalar da bu sefer sağlığı tehdit edecek önemli durumlarla karşı karşıya kalacaklar. Peki son olarak eklemek istediğiniz şeyleri alalım sizden.
diğer bağlantımıza geçeceğiz. Biz şunu öneriyoruz. Devlet yetkililerini göreve davet ediyoruz. Çalışsınlar. Tamamıyla İzmir içerisinde kalitesiz kömürler, hava kirliliğine sebebiyet verecek kömürler dolu taşıyor. Ve önümüzdeki günlerde bunun önlemini almazlar ise daha da büyük olaylara sebebiyet verecekler. Peki, açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz Sayın Düzyol. İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Odası'ndan gerçekleştirdik yayınlarımızı. İzmir'de ve çevresinde durum bu. Söz sizde. Evet Eren Yılmaz Yiğitler, teşekkürler. Yine yerinde belgeli habercilik yapmaya çalışıyoruz efendim. Eren aktardı. Bir ton kömür, bir asgari ücret. 1000 liranın üzerinde, 2000 liranın altında seyrediyordu. Geldiğimiz durum 5500. Vatandaş kışı nasıl geçirecek? Temel sorumuz bu. Vatandaşın gerçek gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Döndük hastaneye. Şimdi bir ayda 4 kez hastaneye başvurma gereksiniminiz olursa yandınız manşetin hatta haber masası. Çünkü 3 randevuluk hak. Onun dışında zaten doktorlara bir muayene için 5 dakikalık süre verilmişti. Hem hastane çalışanları, personeli, hemşiresi, profesörleri, doktorları hem de vatandaşın hastaneye başvuru hakkı. Neden kısıtlanıyor? Temel soru bu. Başkente dönüyoruz. Arkadaşımız Ali Yağız Baltacı karşımızda. Başkentte, sağlık kulislerinde, sağlık gerçeklerinden neler aktaracaksın Ali Yağız Baltacı, sendeyiz. Evet, sağlıkta kota uygulaması bir başka ifadeyle, daha doğru bir ifadeyle sağlıkta kota engeli uygulanmaya başlandı. Tabii bu ne anlama geliyor? Özellikle kronik bir rahatsızlığı, hastalığı olan, sürekli takip edilmesi gereken rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız için hiç de iyi bir haber değil. Çünkü artık bundan sonra bir ay içerisinde 3'ten fazla randevu almak mümkün olmayacak. Zaten hali hazırdaki sağlık sisteminde randevu sistemine ilişkin çok ciddi eleştiriler olduğunu biliyoruz. Özellikle randevu almanın zorlukları ve sizin de yayında ifade ettiğiniz üzere alınan randevuların verimi ve işlevselliği noktasında ciddi şikayetler varken, endişeler varken, alınan randevularda arzu edilen fayda sağlanamıyorken bir de üstüne üstlük bu kota sınırlaması yurttaşları daha da fazla sıkıntıya sokacak. Tabii bu ne anlama geliyor? Örneğin farklı alanlarda, farklı branşlarda rahatsızlıklarınız varsa ve bir ay içerisinde belki her hafta, belki haftada birkaç gün doktor muayenesine ihtiyacınız varsa bundan sonra 3'ten fazla randevu alamayacaksınız. Tabii konuya ilişkin bağlantımızdan önce hekimlere başvurduk, değerlendirmelerini sorduk. Almış olduğumuz yanıt şu: kamucu olmayan bir sağlık sisteminin, bir sağlık politikasının yansıması olarak değerlendiriliyor bu kararlar. Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin yapmış olduğu resmi bir açıklama yok. Bunu belirtelim. Ancak bugün E-Devlet'ten veya herhangi bir sağlık bakanlığına bağlı bir kurumdan başvuru yapmaya çalıştığınız zaman vatandaşların karşısına bir ay içinde en fazla 3 defa randevu alabilirsiniz ibaresi çıkıyor ve 4. defa randevu almaları engelleniyor. Tabii bu sürecin, bu kararın, bu kota uygulamasının önümüzdeki süreçlerde yansımalarını da elbette göreceğiz. Bizler tabii konuya ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyerek sözü tekrar size bırakalım. Ali Yağız Baltacı, Aydar Öztürk, teşekkürler. Değerli Halk TV ekibi başkentten sağlık koridorlarında konuşulanları aktardılar bizlere. Vatandaşın gerçekleri bu şekilde. Siyaset